Abdullah bəy, bilirik ki, siz təbii ki, vətən müharibəsi müddətində igidlərimizin şücaəti, qəhrəmanlığına dair kitab ərsəyə gətirirsiniz və o kitabda həmçinin Qaraheybət faciəsində şəhid olan mayorumuzun da hansı qəhrəmanlıqla 44 günlük müharibədə savaşdıqlarına dair fikirlər öz əksini tapıb. İstəyərdik ki, kitabda yer alan həmin fikirləri bir daha detallı şəkildə bizim üçün də anlatasınız, danışasınız və daha sonra digər suallarımız da olacaq. Efendim, öncelikle bütün Azerbaycan halkının, milletinin, silah arkadaşlarımızın başları şad olsun. Başları Allah rahmet eylesin onlara. Gerçekten ben çok üzüldüm. Çünkü onların hepsi çok kahraman insanlardı. Hepsi savaşlara, mücadelelere katılmışlardı. 2018'den beri çatışmalara katılmışlardı. Ve bu çatışmalarda büyük kahramanlıklar ortaya koymuşlardı ve savaşın başında hepsinde sandıklarıyla değil aynı zamanda akıllarıyla ortaya koymuş oldukları askeri akıllarla stratejiyle bir diğer tarafıyla ellerindeki sofistike silah sistemlerinin kullanılmasında ortaya koymuş oldukları maharetle. O yüzden öncelikle en başta çok üzgün olduğumu ifade etmeliyim ve hepinizin başı sağ olsun. Allah ruhlarını şad eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Bunlardan bir tanesi de benim tanıma şerefine nail olduğum Murat Binbaşı'ndı. Murat Mehmetoğlu Binbaşı'ndı. Onun da kendisi bir Antonov pilotuydu. Ve onlar Antonov'larla birlikte belki de insanlık tarihinin en önemli askeri akıllarından, taktiklerinden bir tanesinin altında imza atmışlardı. Bizzat kendi ağzından anlatmıştı nasıl yaptıklarını. Ve açıkçası bizim savaştaki en önemli sorunlarımızdan bir tanesi karşı taarruzun başlamasıyla birlikte Ermeni'nin dünyaca meşhur hava savunma sistemi tespit, teşhis ve imhasıydı. Şimdi bu noktada onlar kendilerini vatanın bir yemi yaptılar. Bakın bu cümlenin altını tekrar çizerek söylemek istiyorum. Vatanın bir yemi yaptılar. Elimizdeki o eski Antonov uçaklarıyla, AN-2'lerle düşman üzerine hep beraber bir yumak halinde uçtular. Bu uçuşun bir çok önemli bir askeri aklı vardı. Ermeni'nin hava karada gömülü olan ve kendisini göstermeyen hava savunma sistemlerini Zenit roketlerini açığa çıkartmak, deşifre etmek. Ve gerçekten de bunun için hepsi 20 uçak, 40 pilot hep beraber uçtular. Cephe hattına kala, yani yaklaşık 10 kilometre kala açıldılar ve dağıldılar. Ve dağılmalarıyla birlikte düşman bir anda hava kendisine doğru gelen 20 tane uçağı bir anda gördü. Şimdi genel uçaklar Ermeniler şöyle bir cümle kurdular. Dediler ki savaş içerisinde biz Azerbaycan savaş uçaklarını düşürdük. Doğru, ama bizim onları düşürmeleri için gönderdiğimiz uçaklardı onlar. İşte onlardan bir tanesiydi Murat Binbaşı. Geldiler, bir anda havada açıldılar. Düşman büyük bir şoka ve şaşkınlığa uğradı. Ve bütün hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi uçaklar sayesinde. Ve biz aktif hale gelen bütün bu uçakları tespit ettik. Ve savaşın ilk 3 gününde 13 tane SA-8 OSA sistemini vurduk. Bu savaşın en önemli kader anlarından bir tanesidir. Yani Ermeniler o çok güvendikleri hava savunma sistemlerinin bu şekilde imha olmasıyla büyük bir şaşkınlığa, şoka ve korkuya maruz kaldı. Ve bununla birlikte bizim savaşımız daha sonraki safhalarda derinleşti ve biz Antonovları bu şekilde savaş sırasında kullanmaya devam ettik. Bu savaşın ilk gününde de iki kardeşimiz, bir üstlenmemiz ve bir binbaşımız şehit düştü. Ben onların hepsini anlattım kitapta. Yani çok uzatmak istemiyorum ama gönderdim bugün yayınlayacağım. Minnətdarıq sizə, həm də Qarabağ müharibəsi iştirakçı Mayor Murad Məmmədovla bağlı təəssüratlarınızı da bizimlə bölüşdünüz. Bilmək istərdik, bu hadisə ilə bağlı indi araşdırmalar aparılır, müəyyən fərziyyələr, ehtimallar var. Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Hansı səbəblərdən adətən helikopter qəzalara uğrayır?
Şimdi efendim, tabii son derece hassas bir konu. Yanlış kurulacak bir cümle dahi yanlış taraflara gitmesine sebebiyet verebilir. O nedenle son derece dikkatli cümleler kurmaya çalışacağım konuyla ilgili. Biliyorsunuz bizim terörle mücadele alanlarında da defaatle helikopterlerimizin düştüğü oldu. Şimdi bu helikopterlerin düşmesiyle ilgili en temel kararı verecek olan yapılacak teknik inceleme. Bu teknik incelemeden sonra ancak doğru bir karar verilebilir. Ancak şunlar söylenebilir, yani birer olasılık olarak. Bunlardan bir tanesi helikopterde bir teknik arızanın baş göstermiş olması uçuş sırasında. Normalde helikopterler çok dikkatli bir şekilde bakımları yapılır ve ona göre uçuşa hazırlanırlar. Sebeplerin başında bunun olabileceğini değerlendiriyorum. Bir diğer tarafıyla hava koşullarının kötülüğü helikopterin düşmesinde bir etki sebebiyet verebilir. Pek çok değişken bileşeni var. Yani bunlardan bir tanesi etkili olmuşsa bu helikopterin düşmesine sebebiyet verebilir. Bir diğer tarafıyla helikopterde bir takım aksaklıklar kendisini sırasında göstermiş olabilir. Öte yanıyla tabii bir savaş sonrasında bir savaşa dair bir müdahaleyle karşı karşıya kalmış olabilir mi? Örneğin bir güdümlü füze saldırısıyla karşı karşıya kalmış olabilir mi? Bir sızmayla, buna dair bir manipülasyonla karşı karşıya kalmış olabilir miyiz? Bir provokasyonla karşı karşıya kalmış olabilir miyiz? El cevap küçük bir olasılık olmakla birlikte söz konusu olabilir. Bir diğer tarafıyla da açıkçası bilmediğimiz herhangi bir başka sebep olabilir mi? Yani çünkü hani bunların hepsi akla gelen şeyler. Bunların hepsi mutlaka teknik araştırma yapılırken mutlaka göz önünde bulundurulacaktır. Bunlardan bir tanesi de bir suikast veya sabotaj ihtimali. Bütün bunların hepsine teknik kaza kırım heyeti yapmış olduğu çalışma neticesinde tespit edecek ve bunu devletimiz uygun gördüğü koşullarda kamuoyuna açıklayacaktır.